Şimdi bakın haritaya baktığımız zaman Hindistan'ı, Çin'i görüyoruz. Rusya'ya geçiş noktası çok küçük. Yani ben haritalara hiç inanmıyorum. Çünkü haritalar bir üst akıl tarafından çizildiğine inanıyorum. Onun için mesela bu baktığımız zaman ya hep şöyle yaparız. Japonya Mançurya'dan girdi Çin'e ve alt üst etti. Oradan da Rusya'ya gidecek. Aslında Ruslarla Japonlar doğal düşman yani. Hı-hı. Hep dövmüşler tabii, tabii. Japonlar. Tabii bu Tayvan şimdi, meselesinde ama de. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar bir şey olmuş devrede. Bak. Çok ilginç bir şey olmuş. Japonya ile Çin'in arasında deniz sınırı koymamış adam. Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya. Bak ne güzel birleştirdim adamı. Bir tek nerede var? Orada Noa mıydı? Bir ada evet. var aşağıya doğru evet, hatırladığım kadarıyla. Evet. Hani o adaları sayarsan orada bir Çin sınırı var. Ama ana kıtadan hiç sınır bırakmamış. Şimdi haritaya baktığımızda da şunu görüyoruz. Çin'e baktığımız zaman ufacık bir arada bir yol var bak. Adamın yapacağı tek şey gelin oraya bir tane atom bombası atayım bitsin. Şimdi o haritaya baktığınızda hani biraz işin latife tarafı da mesela Çin'in Kazakistan'la savaşmasına gerek yok. Yürüseler mesela. Hadi hep yani Mao diyor ya, hep birlikte zıplayalım. Hani hep birlikte yürüyelim dese Kazakistan hocam 20 milyon mu? O 20 civar, milyon, 20 milyon ama bir nüfusu büyük. Var. Hayır, bir de seyrek nüfus. Bir de seyrek nüfus evet. yani. Şimdi Moğolistan dediğiniz yer her yayılmış. Belki zaten. Dünyanın en seyrek nüfusu. En seyrek nüfuslar yerlerinden birisi orası. Şimdi aslında baktığımız zaman evet şimdi buradaki... Ne kadar güzel gözüküyorlar Çinliler değil için. Değil mi? Şimdi iki şey var. Şimdi Sovyetler döneminde Türk Cumhuriyetleri yaklaşık 70 yıllık bir süreçte sistemin içinde kaldılar ve Sovyet sistemiyle bir insan ömrü, bir entegrasyon yaptılar. Ama 90'dan sonra tabii ki ayrıldı, bağımsız oldular. Ama hadi bağımsız oldum, aramızdaki bütün bağları atalım, tabii ki olmuyor. Fakat dünyada da Amerika'nın özellikle bu bölgede Rusya'nın tekrar bir birleştirme Sovyetler döneminde olduğu gibi neyle birleştireceğini o zaman işte sosyalizm diyorsun bir şekilde gitmiş almışsın işgal etmişsin adamlarını yerleştirmişsin sistemi kurmuşsun. Tamam. Birileri de izin evet, vermiş. Şimdi hem izi var burada bizim Türk Cumhuriyetlerinde Rusların yani bir bağı var hem de tekrar Sovyetler döneminde olduğu gibi üzerinde bir egemenlik kurma şeyi de yok. Bir bakıyorsunuz işte turuncu devrimler falan girmeye çalışıyor. Burada dediğiniz gibi önemli olan tarihten bu yana gelen burada en iyi kimle müttefik olabilir tekrar bu kuşağı oluşturmak için veyahut da bunları yanına çekmek için tabii ki hem soy hem kültür olarak Türkiye burada anahtar rol Türkiye'ye düşüyor. Nüfus da çok yok bize de saldırmazlar. Tabii. İşgal etmezler. Yani çünkü Türkiye ile Rusya şimdi Batı'nın aynı saldırılarına maruz kalıyor ve hocamın dediği gibi özellikle Türkiye ve İran giderse bu Türk Cumhuriyetlerinin olduğu yere Batı girdiği anda bakın Finlandiya NATO'ya giriyor. Polonya bir duvar. Bak Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne çok kabul küçük, ettiler. Çok küçük o kadar az bir Hazar'la Ukrayna evet. arasında var ya o kadar küçük bir mesafe ya, var ya. Evet. Ya şunu söylüyorum. Bak, şimdi dünya haritasının hepsine baktığımda birisi oturmuş çizmiş bunları. Yani mesela çat, zırt. Ya Stalin işte Ermenistan nüfusunu ama biz haritalar üzerinden değil de demografik yapi üzerinden. Şimdi öyle olsaydı, Ermenistan Azerbaycan sınırı yani çizer. Şöyle Stalin diyorum ya. Yani diyelim ki işte dere geçti orada sınır yaptık. Dağ geçti orada sınır fay hatları yaptık. Kuruyor ya adam işte. Kalemi koymuş oraya böyle zırt diye çizmiş. Şurası şu olsun, burası fay bu olsun. Fay hattı kuruyor işte. Tabii. O nedenle. Hani Rusya batıdan şu an kuşatıldı. Ve Rusya'nın yakın çevre şeyi var. Gerçekten güneyden ve doğudan da gittiyiz. Rusya direnemez. Burada hani niye Kafkaslar'da hani işte 90'lardaki değil mi? Rahmetli Ebu'l-Fezer Çibey'in olduğu dönemde o Karabağ'ın işgal dönemlerinde çok ciddi anlamda hani Ermenileri yanında duran ve o pek çok katliamlar, işgallere göz yuman Rusya şimdi niye Azerbaycan ve Türkiye'nin Ermenistan'ı bir süpürme harekatıyla süpürmesine sessiz kaldı. Herkes diyorduk acaba Ruslar ne diyecek? Ruslar hiçbir şey şimdi demediler. Ruslar ne derse olacak. Evet evet. Onu da şimdi, net koyalım. Çünkü bu bölgede önemli aktör. Şimdi neden? Çünkü artık kolektif güvenlik anlaşmasını koyar. Tabii. Bir şey der yalan dolar. Var anlaşma. Niye artık kocaman dediği gibi Türkiye'ye muhtaç ve Türkiye sadece Türkiye değil.
Türkiye bir kere devlet haklı olarak, yani Türkiye gerçekten iceberg gibi tarihsel aklı olan ve dengelemeyi çok iyi bilen, hani Süleyman Hocam'a demiştir ya. Bu siyasetle ilgili de değil, yanlış anlaşılmasın. Değil. Bu, yani hayır, bu devlet haklıdır. Bu devlet haklı. Bu parti gider, bu parti gider. Bu önemli değil. Bir Türk devlet haklı vardır. Dinin evet. Tecrübesi. Tabii. Yani bu günlük siyasetle önemli. Partiyle ilgili bir şey değil. Türk devlet haklı denen, Türk devlet geleneği denen bir şey var. Çok iyi denge. Şimdi artık bu noktada evet, Türk kuşağı bu açıdan çok önemlidir. Hatta biliyorsunuz hani Macaristan'ın da göz kırpmasıyla neredeyse Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya Macar Bosnalar'a kadar. Falan var ya, Doğu Avrupa'daki evet, ülkeler yani, de geliyor. Evet. Macarlar Türktür meselesi şey. Bakın bu bir cazibe. Hayır onunla değil ama bu şeydir, Asyalıdır, Turanlıdır. Türk değildir ama Turanlıdır. Ya diyorlar şu Türk hani işte devletlerini bir göstersene bize. Şu harita gelsin de. Genç arkadaşlar soruyor, kimdir, nedir, gösterim, kaç ülkedir, ne oluyordur, verebiliyor muyuz? Yok yok, buraya verelim. Serkan biliyor, evet. Buradan da bakabiliriz. Şimdi kuşak olarak burada şöyle. Öteki başka haritamız var mı? Daha Avrasya'yı gördüğümüz. İlyas hocam, ele bir çubuk almayınca uzman, çubuk tam uzman ya, olunmuyor. Şey, belki tamam, işaretle göstermek. Mustafa bizim bir şeyimizi getirsin. İşaretle göstermek lazım. Evet. Çok meşhur biliyorsunuz. Bu değil, öteki harita. Bu Pasifik çocuklar. Bu Doğu Asya ve... Evet. Tamam. Ha, bu. Evet. Doğru yerdeyiz. Doğru yerdeyiz. Bu Sayın Devlet Bey'in çizmiş olduğu, çizdirmiş olduğu evet, harita. Kendi şeyinde de kullandı. Biz de Türk kuşağında kullandık. Evet. Şurası. Şimdi sorular şöyle olsun, anlaşılır olsun. Bilen adamın anlatması biraz daha zor oluyor. Ha. Kaç ülkeden bahsediyoruz? Şimdi bağımsız olanlar Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sayıyoruz biz. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri bunlar. Evet. Herhalde herkes biliyordur. Evet. İkinci hattımızda bizim özel Türk, Rusya Federasyonu içinde özel Türk bölgeleri var. Yani özel, onlar Rusya 1991'de federasyon olduğu zaman Türk bölgelerine özellik verdi. Daha sonra sistem değiştirdi, özellikleri kaldırdı ama meclisleri devam ediyor. Büyükleri şu yukarıda Yakutistan'dan başlar. Aşağıya doğru güney. Kaç ülke oluyor toplamda? 27'ydi. 28'e yakın bölge evet, var. Ama büyüklerini sayalım, bilsinler. Yakutistan, evet. Altay, Tuva, hocam, Hakkas. Orada gösterirsen. Şu neresi? Sibirya bölgesi tamamen Türk evet, bölgesi. Şu Yakutistan bölgesi aşağıya doğru. Şu bölge Tuva, yanında Hakkas, yanında Altay, Güney Sibirya bölgesi dediğimiz. Tamam. Ve aslında bu bölge Rusya Federasyonu içinde Moskova'ya kadar bölge tamamen geleneksel olarak Türk kökenli grupların yaşadığı bölgeler. Bugün Rus şehirleri var ama o bölgede tarihini kazıdığınız zaman o bölgede eski Türk devletleri var. Günümüze kalanlar nedir? Rusya Federasyonu içinde çok önemli. Tataristan, Çuvaşistan ve Başkurdistan. Tam da o Moskova'nın yanında, Rusya'nın tam kalbinde şu bölgede. Evet. Sonra Kafkas bölgesine iniyoruz. Kafkasya'da zaten Gabartay, Balkar'dan tutun orada Karaçay, Dağıstan gibi Kafkas özerk bölgeleri var. Onların da Türk olanları var, Türk kökenli olanları var. Türk Kafkasların yerlileri var. O bölgede aşağıya doğru iniyoruz. İran, Azerbaycan'dan sonra İran. Bu tarafa doğru Afganistan biliyorsunuz Türk bölgesi tarihsel olarak. Ve Kuzey Hindistan'da yaklaşık 200 milyon. Bakın Hindistan 1.4 milyar dedik. Hindistan'ın kuzeyi, yani Gazne'den Hindistan'a doğru gittiğiniz o dağlık bölgede Müslüman yaşar, 200 milyara yakın Müslüman yaşar. Bunların içinde de büyük Türk kalıntıları var. Biz bunları hiç... Babür. Evet. Nece konuşuyorlar evet, hocam? Şimdi ordu dedikleri tabii, onları orduca. Lazım, tabii. Yani orduca, Türk diliyle şeyin Hintçenin karışımından bir dil çıkmıştır. Ama bizim tarihsel yaşam alanımız. Oradan İran coğrafyasına giriyoruz. İran coğrafyasında biliyorsunuz İran'ın içinde ilk Türk devleti İran'da kuruluyor zaten. Selçuklulardan başlayıp. Sonra Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara ulaşıyoruz. Sonra bizim Irak ve Suriye'de de ve Mısır'da da hocalarım zaten o bölgenin iyi bilirler. İlk Türk devletlerin kurulduğu alanlar bizim kalıntılarımız var. Yani bu oralar Türk devleti değil ama şimdi bizim 1000 yıl kaldığımız bölgeler. Bu da Fas'a kadar ulaşır. Biz buna Türk kuşağı diyoruz. Biz bu haritada almadık. Çünkü orada artık varlığımız sadece otantik varlıklar. Evet. Aileler olarak kalmıştı. Maalesef
Ama Irak'ta, Suriye'de öyle değil. Bayır bucak Türklerinden ve Türkmenlerden. Balkanlar'da böyle değil. Biz onları aldık. Burası Türklerin yaşadığı şimdi alanlar. Bakın o renkli, beyazın üzerinde farklı alanlar. Çin'in doğusu, biliyorsunuz Doğu Türkistan tabii. bölgesi var. Bizim asıl medeniyetimizin ve Türk medeniyetinin... Kaşgarlı Mahmut orada tabii, değil mi yani hocam? Bizim yani, medeniyetimizin kökleri orada evet. yani. Bunu da inkar edecek değiliz yani. Tabii Bunlar ki. Tarihsel evet. gerçekler. Tarihçinin ağzından duyulur.